Kul hakkı yemeye utanmıyor musun? Ne olmuş? Ne olacak? Aldığın bu kaşıkların bedellerini heybeye atsaydın, o buzağı dükkanın önüne çakılıp kalmazdı. Bu, Hoca Ahmet Yesevi'nin mübarek hayvanıdır. Parayı vermediğin müddetçe de buradan ayrılmaz. Götür parayı heybeye koy. Peki. Allah'a hamd olsun. Elimizin en iyi zayi olmuyor. Yesevi'yi görelim. O halde büyük adamdır, kabul eder. Türkistan'dan geliyor. Yesevi'yi görmek ister. Ya Hazreti Pir, Türkistan ahalisinin ulvuları sizi görmek istiyorlar. Buyursunlar. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Ey Türkistan mülkünün manevi sultanı! Duanızı almaya geldik. Bedehşan ülkesinin küffarı bize saldırmaya başladı. Dini mübinimizi ve ehli İslam'ı korumak için hazırlandık. Gazaya gidiyoruz. Pirimizi ziyaretle himmetini alalım dedik. Beni coşturdunuz. Haydarım! Haydarım! Gel haydarım. Buyur baba. Ben gidemiyorsam da yerime oğlum Haydar var. Seni harba gönderdim. Emret baba. Küffara karşı ben de gelmek isterdim. Ne yazık ki. Hadi aslanım. Sen de katıl İslam askerlerinin arasına. Kalırsan gazi, ölürsen şehit olur. Emret. Hakkını helal et baba. Helal olsun. Ah, yavrum, evladım, ana. Canım benim. Akıncım, gözümün nuru yavrum. Yavrucum, yavrum. Kısmetse seni gazaya salmak varmış. Beni bunun için doğurmadın mı ana? Haydarım, yavrum, canım. Canım benim, Haydarım, Haydarım, Haydarım. Bugün helva kavurma günü hem de Arife. Hoca Lokman Pelen de şimdi Mekke'de. Aklıma düştü birden. Mübarek hoca helvayı pek severdi. Burada olmasını çok isterdi. Benim biraz helva hocama götürün. Ya Bektaş, Mekke'ye mi? Herhalde Bektaş'ın canı helva istedi. Kafalar getirdim hocam. Zafa buldum. Bizim hacılığı Cenab-ı Hak kabul buyurdu. İşitin ki asıl hacı bizim Bektaş. İşte delil. O mübarek Arife günü ben Arafat Dağı'ndayken Horasan'dan bana bu tabakla helva getirdi. Ya Bektaş, içimizde hacı adını taşımaya sen layık. Adın bundan böyle Hacı Bektaş'ı veriyor. Hacı Bey Kasım! Hacı Bey Kasım! Hacı Bey Kasım! Hacı Bey Kasım! Rabbinle unne ablenle kesiren minen nas femen tebi'ani fe innehu minni وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ya Hacı Bektaş,
İlim dağarcığımda ne varsa önünedir. Nasip hüdadandır. Mühim olan gönüldür. İlim vasıtadır. O gönül ki kıblegahı kibriyadır. İlme akılla varılır. Gönül kılavuz, Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Biz gönüle ulaşmak ile Federiniz Sultan İbrahim-i Sani sizin gibi bir veliaht yetiştirmekle bahtiyardır. İstikbalde sultan sizsiniz. Ya hocam, ben dünya sultanı değil miyim? Gönüller sultanı olmayı dilerim. Cenab-ı Hak gönlünüze göre verir inşallah. İnşallah. Müsahibimize ara versek ya Bektaş. Mürşidim Hoca Ahmet Yesevi'yi ziyaret etmek için Türkistan'a gidip geleceğim. Oğlu Haydar Sultan 5000 askerin başında gazaya gitti. Haber sorayım. Bir rüyet mi gördün? Öyledir. O iki nurlu renzden biri, iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa, diğeri Tanrı'nın arslanı Hazreti Ali'nin sireti. Hünkâr emişsin sen ya Hacı Bektaş. Estağfurullah hocam. Ya hünkâr alçak gönüllülük sahibini yüceltir. Ah, bu sevincimin yanında bir de üzüntüm var. Haydar Sultan küffara esir düşmüş. Pirim Ahmet Yesevi çok üzgün. Tekrar gitmedi. Münasipse teselliye ben de geleyim, gönül alayım. Ya Rab, evlat acısı bir başka acı. Haydarımın esir düştüğüne acım. Ben eksiz eksiklerim. Senin ricadını anarak, yardımlar dilerek oğlumu göndereceğim yerde içimi kaplayan gururla hadi Haydar'ım diyerek kazaya saldı. Ya Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin ve ehli beytin hakkı ve hürmeti için yardımını esirgedim. Sefalar geçti. Sefa bu. Öksüz yüreğin gelişinizde şenlendi. Şeref ya bu. Asıl biz şereflendik sultanım. Günü bugün ihtiyar etmişsiniz. Çoktan niyetinizdesiniz. Haydar Sultan'ın akıbetini düşüktük. Üzüntünüzü paylaşmak bile. Cenab-ı Hak size sabır ihsan buyur. Amin ya Bektaş. Ümidimiz Cenab-ı Kibriya'dan. Tanrı'nın izniyle elimden gelen gayret ve Haydar'ın yardımına koşmak dilerim. Senin gibi bir velayet erinin yardımını minnetle kabul ederim. Sağ olun. Korkma yavrum. Allah için söyle. Kimsin sen? Adım Hacı Bektaş. Kıvan gönderdi. Hadi gidiyorum. Ama zindandan nasıl gideriz? Hakka giden, hak yolunun hakkı için. Bismillahirrahmanirrahim. Babam! Babam! Ya Rabbi! Öpeyim baba, öyle de öpeyim. Ya Erol Erkişi, yardımın bizi ihya et. Ben bahaneyim. Asıl yardımcı, yüce Mevla'dır. Aveli Sultanım. Hadi.
aldığım nasibi. Müjde olsun ki kutuplar kutlu olacaksın. 40 yıl hükmün var. Şimdiye dek hüküm bizdeydi, bundan sonra senin olacak. Bu da yarar çırağım. Ya Behzat, seni Rum'a saldım. Orada Sulucu Kara Hüyük var. Orasını sana yurt ver. Yarar çırağım düşüp çöp salacağı yer orası. Orada erenler, gerçekler, aptallar çok. Hacı, hak yardımcın, kızın yoldaşını. Doğum yaparken karısı ölmüş. Karım mı? Allah aşkına durun. Demek ki karım ölmüş. Bana karşı gelme Allah aşkına durun. Karımın cenazesinde bulunayım ne olur. Sonra derimi yüzün. Sizin gibilere inanılır mı? Bir günlük. Bir günlük mehil kafi. Kefilin olsaydı tamamdı. Kes dur durmaz. Ben kefil olurum. Sen kimsin? İlk defa görüyorum. Onun gibi bir beni Adem. İstediğin bir kefil değil mi? Öyle ya. Geldin! Gelmedi. Bağlayın ağaca. Kefil olmak neymiş bir görsün. Geliyor! Talihin varmış, kurtuldun. Bektaş Veli birçok güçlüklerle takdir olunmuş hedefine doğru ilerlemekte devam etti. Türkistan'dan, Horasan'dan, Acem illerinden geçti. Önce Mekke'ye hacca gitti. Beytullah'ı tevaf etti. Eshab-ı Kehf mağarasını ziyaret ederek Erbain çıkarttı. En sonunda diyar-ı Rum'a vardı. Esselamun aleyküm Rum'daki erenler ve kardeşler. Aleyküm selam. Ya kadıncık söyler misin kimin selamını aldın? Rum ülkesine bir er geliyor. Sizlere de selam verdi. Onun selamını aldım. Ne yapalım ki Rum ülkesine girmesin? Mana kanatlarını gerelim. 7 kat yer altından 7 kat gökyüzüne set çekelim. Yolunu tepelim. Uygundur ya Emre Sultan. Bismillahirrahmanirrahim.
faydasız. O Eroğlu Erkiş'i mana seddimizi açtı. Ya Karacan, sen diyar-ı Rum'un gözlüsün. Bak bakalım ülkeye girmiş mi? Rum diyarını bir uçtan bir uca gözden geçir. Her mahluk eşiyle birlikte oturmakta. Uca Karaöğüt civarında güvercin şekline girmiş. Onu görünce içime bile çek düştü. Doğan kuşu şekline girsek de avlasak. Biz eksiklik ettik. Kerem sizden. Er erin üstüne böyle gelmez. Siz bize zalim kılığında geldiniz. Biz size mazlum kılığında geldik. Güvercinden daha mazlum bir mahluk olsaydı onun kılığında gelirdi. Hünkârım, bizden ve soyumuzdan ne kadar insan varsa hepsi de size ve size uyanlara nezrimiz olsun. Dön geri. Erenlere selam söyle, onları buraya çağır. İşte böyle. Sizleri huzuruna davet ediyorum. Niye ayağına gidecekmişim? Bu bir işarettir, bir davettir bizlere. Ya Hacı Tuğrul, düş önümüze de gel oraya vasıl et. Kimmiş o? Dost divanında erenlere nasip dağıtılırken Hacı Bektaş adlı bir er görmedik. Ben gitmem. Arzu ederdiniz bir yol görmeye. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Muhabbet bağından hey dost güller vermeye. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Kimsiniz sultanım? Mürşidiniz kimdir? Nasibinizi kimden aldınız? Horasan erenlerindenim. Türkistan'dan geliyorum. Af İbrahim Sani diye tanınan Seyit Muhammed'in oğluyum. Mürşidim Sultan Hoca Ahmet Yesevi'dir. Ya hünkâr, aramızda bir eksiğimiz var. Emre Sultan gelmedi. Dost divanında bütün erenlere nasip dağıtılırken Hacı Bektaş adlı evet. Bir er görmedik de. Bir gün Emre Sultan'la da meclis olur halleşiriz. Sen bizden, Kerem sizden sultanım. Bizler din kardeşiyiz. Umarım ki meşreflerimiz de aynı. Bu diyelim dostlar, Tanrı adına, Tanrı için, Resulü Muhammed için, Ehli Beyt için. Ey dost, istikamet neresi? Bize yurt buralardan verildi. Oraya yaklaştığımı sanıyorum. Hünkârım, bizler de sizinle olalım. Bizler mana aleminde beraberiz hep. Mülkünüze konuncaya kadar bizlere müsaade o halde. Hay hay. Ne var, ne oldu? Allah hayretsin. Acayip bir rüya gördüm efendim. Yıldızların arasında 14 günlük ay vardı. Koynuma girdi. Yakamdan çıkmak istedi. Kapattım, tuttum. Yenimden çıkmak istedi, tuttum. Sonra da uyandım. Ya kadındır. Güneş, peygamber, ay, velidir. Hayırdır inşallah. Bacı ver. Parayla satın alacak ekmek bulamadım. Sizde var mı? Fatma, evde ne varsa al gel kızım. Peki ana. Artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İşte böyle.
Tanrı'nın bir hikmeti. Olsa olsa o dervişin duasıyla küp yağla tekne ekmekle dolmuştu. Derviş mi? Mescitte bir derviş gördüm. Ya kadıncık. Gördüğün rüya zuhur etti. O ay şimdi mescitte olan dervişten başkası olmasa gerek. Dervişi eve davet ederim. Hadi. Erkek, önce sen gir. Rüyanda sen gördün. Önce girmek sana düşer. Sultanım, şükürler. Sizi evimize davete geldik. Evimize kadem basar, şeref verir, himmet eder misiniz? Şimdilik burada iltikafa niyetlendim. Sağ olun. Az söyledim, geç kaldım. Kulda kusur çoktur. Davetimizi kabul buyurunuz. İnşallah. İltikafım için. Lütfedin aşımızı yiyin. Bize hayır dua edin. Günlerdir kıpırdamıyor. Erbayın çıkarıyor. 40 günü dolmak üzere. Ya Bekta. Aldın mı nasıl? Müjdeler var. Bu da sana çırağım. Tulca Karayel'i sana lütfen. Kadar çırağı düşüp öz salacağı yer orası. Sultanım, Tuluca Karayük'ten gitmeyin. Lütfedin evimize teşrif buyurun. Yükümüz ağırdır, eziyet çekersiniz. Muhiplerimiz çoktur, size zahmet olur. Buyurun, koyundan, sığırdan nemiz varsa hepsini aşkına harcarız. Eğer bir şeyimiz kalmazsa dervişlik zembilimiz bize verirsiniz. Müslümanların ihsanlarını toplar, muhiplere dağıtırız. Peki. Düşün. Estağfurullah. Buyurun, şu karşı gel. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun. Buyurun. Ağam yok mu? Davarlara batmaya gitti. Yalnız mısın? Yalnızım. Fatma da babasıyla gitti. Ya o derviş? İçeride. Yalnızım demiştin. Yalnız sayılırım. Hı? Kardeşim hünkârın özlü duadan, dini seccadeden ayrılmıyor. Yabancı bir erkek günlerdir evinizde. Yavaş konuş, duyacak. Duysun. Sen Müslümansın. Müslüman iftira etmez. Hı, iftiraymış ha. Günün sonundan gür olsun. Dünyada nesnen eksik olmasın kadıncık. Buyur kardeşim İsmail. Ben kardeşim kardeşin değilim senin. Utanmaz mısın sen? O ne biçim laf? Bir dervişi evine almış besleyip durursun. Yetişkin kızın, karın. Ayıp ayıp. Kardeşin olarak ben fazlasına tahammül edemeyeceğim. Neler söylüyorsun İsmail? O zahir basın bir velayet eridir. Kerametlerini duymadın mı? Ne kerameti? Göz boyayıcının biri o. Allah Allah, inallah mazhabim. Bu iş yalnız bizim aileyi değil, köyün namusunu da ilgilendirir. Evet, İsmail'in hakkı var. Derviş, merviş, genç adam, söz olmaz mı? Gideceğim Kırşehir Bey'ine, Nurettin Hoca'ya namusumuzun temizlenmesi için şikayet edeceğim. İşte böyle sultanım, ben köyümüz adına geldim. Bir zaptiyeyle attırın köyden dervişi. Birlikte gidin. İşte orada. Hacı Bektaş sizsiniz herhalde. Buraların beyine hakkınızda şikayet oldu.
Bugünden itibaren buradan gönlünüz nereye isterse oraya gidin. Artık buralarda oturamazsınız. Şaşılacak sözler ediyorsunuz yani. Beni Tanrı'dan başka hiç kimse ayıramaz buralardan. Nurettin Bey'e böyle dedi. Ben bunları sana söylemeye memurum. İcabına bak denilseydi bilirdim yapacağımı. Mühim bir işim var, aksiliğe bak ki bugün hayvanlara otlatma sırası bende. Zam çekme, ben giderim. Bak sen işiniz yok, bugünlük sığırları ben giderim. Olmaz, size nasıl reva görürüm hünkârım. Ne diyorsun sen İdris, o nasıl söz? Ne farkımız var? Hepimiz Tanrı'nın kuluyuz. Öküzümü getirdim. Sıra kat mal götür. Bugün nöbet sende, öküzüme bakacaksın. Bakmam ve karışmam. Sebebini kendini iyi bilirsin, götür öküzlerini. Bakmak mecburiyetindesin. Ey taşlar, topraklar! Öküzlerin emanetini üzerime almıyorum, şahit olun. Taşları, toprakları şahit tutuyorsun ha! Devletli derviş budur. Molla İdris'in evinde kalan derviş siz misiniz? Evet, benim. Kırşehir eyaletinin beyi Nurettin Hoca'yı. Sakallarınız... Aslan yeresiz olmaz. Sen bir büyücüsün! Buralardan git! Sultanım, temiz suyu kirletmek kolaydır. Ey derviş! Anladım. Gerçekten temiz birini lekelemek pek kolaymış. İftiraya uğradığınızı bize kerametinizle dile getirdiniz. O fesatı bizzat cezalandıracağım. Hayır sultanım. Yüce Tanrı bağışlayandır. Bizler elimize, belimize, dilimize sahip kimseler. Biz Müslümanlar için saydıklarınız en önemli meselelerdir. Abdest alalım. Öküzümü bu sabah derede parçalanmış buldum. Sana söylüyorum. Öküzlerini götür, bakmam dedim. Ben anlamam. Kadıya anlat derdini. Huzurumda ettiğin iddiayı ispat et de görelim ey yalancı Adem kişi. Akıl şahidim Cenab-ı Rabbül Alemin. Ey taşlar, topraklar! Sizi şahit gösterdim. Tanrı'nın izniyle söyleyeyim. Arı İsmail, öküzlerini tavana katmak istediğinde ben senin öküzlerini gütmem dedin. Ya hünkâr, biz bunlara şahidiz. Siz de işte gördünüz. Tövbekâr olur ya İsmail. Kadı da cezasını bulacak. Hünkârım. Bulanmış gönlünün durulduğunu görüyorum. Şunu bil ki her yaptığımızın bir tanığı vardır. Cenab-ı Hak'tan gizleyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Canım, malım, yolunuza nezrim olsun. Görüşmek istediğim biri var. Adı Emre Sultan. Onu çağırmamız mümkün mü? Hemen. Sivrihisar yakınlarında. Ya Emre Sultan, size zahmetler verdik. Dost divanında nasip dağıtılırken Hacı Bektaş namında kimse görmedim demişsin. Divanda nasip dağıtanı görseniz tanır mıydınız? Görmedim onu. Aramızda yeşil bir perde vardı. Perdenin arkasından bir el çıktı, bizlere nasip dağıttı. O elin avucunda yeşil bir ben vardı. Bak bakalım. Bu mu?
Saptuk sultanım, bulduk sultanım. Saptuk sultanım. Madem öyle, adın da Saptuk Emre olarak kalsın. Can baba, kara donlu can baba. Vaktin geldi. Seni Moğol Sultanı Kâgus sana gönderiyorum. Biz seninle beraberiz. De ki, imana gelmedikçe ülkemize girmeye yol yoktur. Tanrı kendine inananlarla beraberdir. İnşallah erlik mertebesine ulaşırım. Hemen gideyim hünkârım. Dergaha geleni boş ve aç göndermek adetimiz değildir. Kapımız açık, divanımız boş. Birkaç gün kalın. Sen Can Baba'ya hizmet et İsmail. Sana götürün beni. Zaten başka bir şey yapacak değiliz. Yürü. Hakan'ım, ordugah civarında yakaladık. Maksadın neydi? Erzincan şehrinin anahtarını mı bize getiriyordun yoksa? Buradan daha ileriye size yol yok demeye geliyordum. Meğer ki sünnet olup imana gelin, Müslüman olun. Bu sizin emriniz mi? Estağfurullah. Hazreti Muhammed'in ve onlara dayanarak varlığını bu dine nezdetmiş hünkârlardan Hacı Bektaş Veli'nin. Dur! Ey dinimizin ulu kişisi! Söylediklerini dinledin. Kolay adamı sınar. Büyük bir kazanın içine girsin. Su doldurup ağzını da kapatarak kaynatalım. Sözü haksa bir şey olmaz. Ne dersin? Razı oluyor musun? Bir şartla razıyım. Eğer ben helak olmadan çıkarsam Müslüman olur musunuz? Helak olmazsan İsa dininden çıkar, Muhammed dinine gireriz. Söz veriyoruz. Ateşi yakın, asanı hazırlayın. Şurada biraz kalmış. Dur ya İsmail. Can Baba darda. Yardımcısı Cenab-ı Rabbül Alemin'dir. Ben de kendi imkanlarımda suyunu ölçüyorum. Ateşin tesirini yok ediyorum. Emir ortaylı. Açın görelim. Karın kazandan. Hamdolsun ya Rabbi. Bu kadarla olmaz. Meydana odun yığsın. Ateşlesinler. Derviş o ateşe girsin. Sözünüzde durmadınız. Ama olsun. Ateşten de çıkarsam bari bu defa sözünüzü tutacak mısınız? Evet. Keşiş de sizin dininizin ulu kişisi. Evet. O da benimle ateşe girsin. Hangimizin dini haksa belli olur. Ne dersin, he?
sadece elini verdi. Gönlünü verseydi bir şey olmazdı. Bize de Tanrı'nın inayeti, Resulullah'ın mucizeleri, verenlerin himmetiyle hiçbir şeylikler olmadı. Ve olmaz. Dinin bizimkine faik bir şey derviş. Dinine giriyorum. Kumandanlar ve askerler serbesttir. Evvela kelime-i şehadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu resulü. Artık savaş bitti. Din kardeşi olduk. Girme İsmail çıplak. Hünkârın misafirlerini ağırlamak için elbisemi komşunun çocuğuyla sattırıp bugünkü sofrayı hazırladım. Kadıncık, bir sergi getir hünkârımıza. Kadıncık! Allah Allah, cevap vermiyor. Kadıncık ana! Her şey senin malumun. Onun vakti saati geldi. Bu hizmetlerin yeter kadıncık. Hak için hakka ulaş. Kadıncık. Kadıncık kayboldu. Hakla hak oldu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Peygamber sanatıdır diye çobanlık eder övünürdü. Siz Hazreti Hünkar toprak belliyorsunuz. Yerleşmenin birinci şartı orayı ekip biçmek. Aslımız toprak, neslimiz toprak. Topraktan geldik, toprağa varacağız. Bunun kökü Türkistan'dadır. Mürşidim Ahmet Yesevi'nin attığı dalın düşüp yeşerdiği tut ağacıdır. Aslında Türk milletinin kök salacağı yerdir. Bizler onun öncüleriyiz. İşte ben onun için bu mübarek toprakları ekiyorum. Çiftçilik bir yere kök salmak, temel atmak demektir. Hacı Bektaş Veli'nin şöhreti her yana yayıldı. Müritler, muhitler akın akın geliyor, semalar, sefalar sürülüyor, meclisler kuruluyordu. Türk ulusunun en büyük mutasavvıf şairi Yunus Emre de kıtlık senesi münasebetiyle alıç yüklenmiş, buğday istemek niyetiyle Hacı Bektaş dergahına yollanmıştı. Selamun aleyküm, safa geldiniz. Buyur. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Adım Yunus, bu yıl ekinlerimden bir şey alamadım. Size yemiş getirdim. Yemişimi alın, karşılığını lütfedin. Ehlimle, hayalimle, aşkınıza yiyelim. Güven şahta, alın yemişlerini, afiyetle yiyin. Misafiri de ağırlayın. Tanrı bereketini eksik etmesin. Bugün üçüncü gün, gitmem ya. Hünkâr hazretleri dediler ki, buğday mı verelim, nasip mi? Nasıl, ne edeyim, bana buğday gerek. Doluğum çocuğum var. Evet, o halde. Ben ne yaptım?
Yunus geri döndü. Alın buğdayları, hünkârımın bana himmet ettiği nasibi versin dedi. Artık olmaz. O kilidin anahtarını biz Tapduk Emre'ye sunduk. Ona gitsin nasibini ondan al. Güvencim, git Akça Koca'ya kendisini ziyaret edeceğimi haber ver. Maşallah. Ne oluyorsun be? Çıktık işte. Akça Koca'yı görecektim. Ne yapacaksın? Hacı Bektaş-ı Veli'nin selamı var. Ziyaretine gelecek. Ona haber verecektim. O harman yerine gitti. Burada yok. Hadi git. Hasbünal. Ey dost. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hünkârım. Nasılsın? Nicesin? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu ne şeref. Yolunuz ne yana? Sizi görmek istedik. Haberim olsaydı evim yok muydu? Geldim evinize. Lakin karınız iyi yüz gösterme. Ya artık hoca. Buluşup maksadımı sohbet etmek olduğu için buraya geldim. Çok mahcup oldum. Ben o kadının 40 yıldır kahrını çekerim. Siz de benim hatırım için bir defa katlanın. Şöyle serin bir yerde istirahat edin. Buyurun hünkârım. Gidelim. Kuş olur uçar. Cansız taşa binse yürütür. Kayalara hamur gibi yoğurur. Ne bilerse o olur diyorlar. Siz de babalarımız gibi tarlada çalışıyorsunuz. Ya. En büyük mucizeleri çalışmak yaratır. Alın teri karışmış ekmek daha tatlı olur. Sizler de kerametleri daima kendi emeklerinizde, kendi çalışmalarınızda arayın. Hünkârım, Kırşehir'den Ahi Evran Sultan sizi ziyaret etmek istiyormuş. Başımızda yeri var. Öyle bir veliyi ayağımıza getirmek olmaz. Hadi İsmail, biz de ona karşı varalım. Arzu ederdiniz bir yol görmeye. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Muhabbet bağından hey dost. Güller vermeye. Bugün bize hoş geldiniz öğrenler. Ya Ahi Efran, şöhretinizi duyduk. Denizli'den Konya'dan nasıl geldiğinizi öğrendik. Alaaddin Keykubat'a hizmetlerinizi de biliyoruz. Takdirleriniz bize şeref veriyor hünkârım. Belimize kuşak bağlayan Sadreddin Kanevi Hazretleridir. Ve bağlığı Konya'da öğrendim. El emniyle geçinip gidiyoruz çok şükür. Kayseri Bey'in adamları sizi vergi vermiyor sanıp iş yerlerinizi başına geldiklerinde gözleri birer külhan gibi ışıldayıp duran bir ejderha ile karşılaşmışlar. Selamet Tanrı'dandır ya hünkâr. Mübarek hayvanlar, ya bir susaldınız ya siz susun. Size yapılan itham karşısında dikilecek hakikat pek tabii ki ejderha kılığında görünecektir. Kul hakkı kula, devlet hakkı devlete hünkârım. Biz de siz hünkârı biliyoruz. Seyit Mahmud Hayrani Sultan'ın ta Akşehir'den bir aslana binip Dinlanı'da kampı yapıp ziyaretimize geldiğini biliyoruz. 300 Mevlevi dervişiyle Sulucu Karaöğüt yakınındaki Aliler Sırtı'na yaklaştığında siz de o gelen kimse camlıya binmiş, biz cansıza binelim diyerek Kızıl Kaya'ya binip kuş gibi uçarak karşı vardığınızı hep biliyoruz. Onlar Yüce Tanrı'nın izniyle olan işlerdi. Biz hünkârı daha fazla rahatsız etmiş olmayalım. Biz artık dönelim. Sohbete nihayet olmaz. Buyurun. Dileğim şudur. Ayda bir olsun buluşalım. Yolumuz senin yüzünden sapıttı. Karım senin kahrından öldü. Ah!
Yapma! Ben ettiklerime pişman oldum. Yapma! Allah aşkına ne olur! Yapma! Öksüz yavrum senin yüzünden öldü. Yapma! Allah aşkına ben ettim, sen etme! Dur! Dur! Götürün! İnanç! Fazla konuşursa merhamet recedecek. Tanrı'dan bana intikam alabilmek için ömür ve kudret vermesini istedim. Sırf o melundan intikam almak için eşkıya oldum. Kinle, nefretle can yaktım, ev yıktım. Sonu var mı bunlar? Dur, Cenab-ı Rabbül Alemin'in rahmet deryasına dil uzatma. Peki ama, tövbenin kabul edilip edilmediğini nereden bileceğim? Kuluca Karaöyük'te bir er belirdi. Adı Hacı Bektaş Veli, ona git. Hünkârım. Tanrı'nın tövbeni kabul edip etmediğini nasıl anlayacağını soruyorsun. Bu dini al. Memleketine döndüğünde bostan et. Deyince bir kenara dur. Gelene geçene mahsulünden gelir. Deyinin yeşerip dallandığı gün anla ki Kadir Mevla söyleni kabul etme. İkinci defa bana dar yüzünde yardımcı ol. Sağ olun hünkârım. Karpuz ya, buyur. Eyvallah. Afiyet olsun. Dur ağam, kavun da ya. Buyur. Sağ ol. Sen de sağ ol. Selamun aleyküm. Ve aleykümüsselam, hoş geldiniz ağlar. Yorgunsunuzdur, durun. Serinlensin, karpuz, kavun ya. Buyur. Buyurun ağam, gene bekle. Üzümlerim de olmak üzere, yakında olacak. Üzüm yemek için beklerim, gene gelin. Güle güle, selamet. Evlat bu ne telaş, şurada bir karpuzumu ye. Karpuzun sırası mı şimdi, durmaya vaktim yok. Vallahi yemedim, dünyada sallam. Hadi. Git işine be adam, yedim. Neye gidiyorum? Şurada biri onun için etmedik söz bırakmadı. İhbar edeceğim. Vay gammazla! Vallahi yakışın. Ha? Domuz yapmak senin yapacağın bu işi. Gammazlık Müslümanlar yakışır mı? Böyle yakışır mı? Oldu olacak. 7 yıldır bostan yedirmediğim kimse kalmadı. Kalmadı da ne oldu? Bostanı da sığa da battı. Çok şükür. Demek dualarım kabul oldu. Demek beni affettin. Rabbim, Rabbim sen her şeye kadirsin, büyüksün ya Rabbim. Ya Rabbim. Görme
görmüştüm. Bu Aziz kimdir? Müsahibimiz Hızır aleyhisselamdır. Karadeniz'de bir gemi batmak üzere. Oraya imdada koştu. Ne çare ki bu yüzden ayrılık tez oldu. Hünkârım, Cabbar'ın oğlu kızımı kaçırdı. Denirmiş, boğacak. Bilmez edin, yardımınıza muhtaç. Bana varacaksın, başka türlü olmaz. Ben rahatsızım şimdi, babamın ibadetini biliyorsun. Ne var, ne oluyor? Yaklaşmayayım, boğarım. Yavrum, öyle sıkarsan ölür. Yaklaşayım, boğarım dedim. Gelme, dünyada vermem. Yapma oğlum. Ebediyen kaybedersin onu. Yaklaşma! Sakin ol yavrum. Cenab-ı Hak ne takdir ettiyse o olur. Onsuz yaşayamam ben. Öldürürüm. Gelme. Seviyorum. Sıkma. Ayrılmayalım derken ebediyen kaybedeceksin onu. Dur. Sükunet bul. Dur yavrum. Yapma bak. Beni dinle evladım. Hayır. Anlaşmazsak sonra nasıl çare buluruz? Gel. Gel yap. Anlıyorum yavrum. Yanık yüreğinde kıvranan ümitsizlik sevilir. Hiç Tanrı'dan ümit kesilirim. Bana şifa verdin. Başımdan giden aklımı yerine döndürdün. O kadar çaresizdim. Bir çare bulun ne oldu? Çaresi bulunmayacak dert yoktu. Aç, insan hislerimiz içinde saygıya en layık olan. Hele sizler gibi denk aileler arasında olursa çaresiz olurum. Her Allah'ın günü tekrar tekrar istedim. Aileler arasında husumet var diye vermediler. Husumet şeytana yakışır. Hünkârım, biz hayat günü seçilmiş kalplerimizle bu gençlerin derin sevgisini anlayamaz. Kızını Allah'ın emriyle Cabbar'ın oğluna ver. Kalp yapanlar kendilerine cennet bahçelerinde bir köşk yapmış olur. Sağ olun hünkârım, güzel şeyden. Ya hünkârım, size yalvarmaya geldim. Dar dünyada tek bir oğlum var. Kayseri'de mahpus. Gerçek şahit Cenab-ı Hak'tır. Oğlum katil değildi, iftiraya uğradı. Kayseri Bey'ine söz dinletemedim. Siz hünkârıma sığınıyorum, oğlumu kurtarın. Peki, gidelim. Anlattıklarınızı dinledim. Sözünüzü güveniniz varsa bir masumun kanına girmek istemez. Senin şahitsiz sözüne nasıl güveneyim ey derviş? Bu aziz Hacı Bektaş Veli'dir. Kudret, keramet sahibidir. Yalana gerçek demez. Göstersin kerametini. Mesela yoktan Elif-i Tacı başıma gidersin, kerametine inanayım. Hakka giden hak uğrun hakkı için derim ki, başsız gözlüğe taç vermeyin. Çok, gövdenin başı yok, ne demek? Batını yarın görürsünüz. Bana akılsız demenin cezasını, sen de yarın idam edilerek çekeceksin. Atın şunu kendine! Hakaretinin cezasını çekeceksin. Ben de elimle atacağım seni. Dur! Biz Sultan Alaaddin Keykubat'ın kadından geliriz. Bu ferman sanadır. Hükmündür. Mutinizsin. Sultan Alaaddin şikayet üzere gizlice tahkikat ettirdi. Zindana attırdığın o delikanlı masum. Asıl katil sensin. Böyle bey bize gerekmez. Beylik adalet üzere olur. Kelime-i şehadet getir. Kelleni sultana götür. Evet.
sefalar getirmişsiniz hünkârım. Hoş bulduk Şebrek'im. Sen de mi buradasın? Hünkârım. Bizim bir ayağımız Aksaray'da, bir ayağımız Kayseri'de. Burada olduğunuzu duydum ve ne çare ki tam dönüş vaktini bıraktınız. Ben de döneceğim. İstikametimiz aynı. Kerem buyurursanız kervanınıza katılayım. Hay hay. Mazur görün, bizimki alışkanlık. Namazımızı hep imam mevkiinde eda ederiz. Buyur Sadrettin, buyur. Hakka giden hak uğrun hakkı için bu mülke geldik. Çok rahmet yağdı. Mescidin damına çıkıp loğa taşıyla bir düzelteceğim. Bulur Sadrettin. Hünkârım, elinden kaçırdım. Kut! İblise uymuş bunu yalanla örtmeye çalışma. Seni 70 kere rahmet suyuyla yıkadım. İçindeki fesat tohumlarının küküp kurumamış. Hürriyetin aleme yayılmasın. Makamın belirsiz kalsın. Git! Karaviye'ye gider mi? Gel. Beni de götürün. Gel. Hal ya Sadrettin, döndüğünü duydum, yoluna çıktım. Gördüğün her şeye müstahsım. Buraya kadar sakalımı etiğin kuyruğuna bağlayarak geldim. Keremet İsmail'im, ne yap yap, erenler beni kabul etsinler. Bir tedbir düşündüm, hadi gel. Kim bu? Sadrettin kulunuzdur. Bizim Sadrettin mi? Evet. Al ya Sadrettin. Kabul olundun. Sana bizim Sadrettin dedi. Göz yaşı gönlü yıkamaz. Biri kuru da, üçü suda, dört erbain çıkar. Pişmen için çok yanman gerek. Hünkâr, bir soracağım. Söyle ya Güvenç Abdal. Derviş kimdir? Mürşit kimdir? Aşık kim? Güvenç'im. Bir tarafta bin altın nezimiz var. Al gel. Sorduklarının cevabını sonra anlatırım. Peki sultanım.
merhaba. Merhaba. Burası neresidir? Hindistan ülkesidir. Sağ ol. Arkadaş dur biraz. Yabancı olduğun belli. Hangi ülkedensin? Rom ülkesinden. Sultan Hacı Bektaş'ın hizmetindeyim. Eyvallah. Evime gidelim. Misafirim ol. Bu olan sarraf benim. Bir gün fırtınadan batacaktık. Cenab-ı Hakk'a helak kıl diye yalvardım. 1000 altın adağım olsun dedim. Allah'ın yardımı ile yerilerden biri seyre aldı. Adını sordum. Adım Hacı Bektaş'tır. Rum ülkesindeyim dedi. Oralara nezdimizi nasıl ulaştıracağız dedim. Ben size birini yollarım buyurdu. Şu 1000 altını erenlere götür. Şu 1000 altını da hünkârın hizmetinde bulunanlara dağıt. 1000 altını da sen harca. Yanımızdan evet. Boş gitme. Hakkını helal et. Yedik içtik sefa bu. Helal olsun. Güzeli burada, Tanrı nimeti burada. Gelin, görün, Tanrı özene bezene yaratmış. O kaşlar, o gözler, dünyaya bedel. Hadi bekletme bizi. Gözlerini görmek 10 altın, dudaklarını görmek 20 altın, hadi. At görelim, 30 altın be. Gözünün tamamı 50 altın. Kabul, hadi aç. Dur, açma. Kızım tamamı ne kadar? 1000 altın tamamı. Buyur 1000 altın. Bırak kız. Al, kız senin olsun. Babamdan kalan ev. Buyurun. Vazifen buraya kadar. Serbest mi? Tabii. Ev kişi. Kimsin? Bir derviş. Emanet ol. Ben de. Aşıkım ona. Üzülmeyin, bulurum. Sizi arıyordum. Dervişsiz misiniz? Evet. Buyurun. Bir acı kahvenizi içmek için bize gelin. Yolum çok uzun. Gitmem lazım. Ama kurtardığınız dünya güzelini kendinize borçlu bırakmak istemezsiniz herhalde. Peki. Gidelim. Kadın reisi kesimizi, çubuğumuzu yaktı yıktı. Babamı, annemi gözlerimin önünde öldürdüler. Beni de ganimetsiniz. Bir mal gibi
Ateşi çıkardılar. Duramam artık buralarda, duramam. Acılara, ıstıraplara tahammül et. Halim ve Selim. Birinin acı Bektaş-ı Veli'nin elinde o. Böylece bizi şeytana uymaktan kurtar. O manevi olarak aşık olduğum. Onu görmek, ziyaretine gitmek isterim. Beni de gitsin. Anlattığım gibi ol. Bu işlerdeki hikmeti anladın mı? Derviş kimdir, mürşit, aşık kimdir diye sordun. Mürşit senin yaptığın hareketi yaptırır. Hizmete giderken nereye gideceğini, kimi göreceğini bildirir. Sabitliği sarraf yaptı. Bir şey demeden nezlini teslim etti. Dervişlik bizim yaptığımızdır. Aşıklığı ise bu kızımız yaptı. Kim olduğunu bilmeden aşık oldu. Ben de Cenab-ı Hakk'ın izniyle bu dünya güzelini sana emanet ediyorum. Al götür onu. Söyle gönlündekileri. İlm-i Kur'an senin içinde olup sen taşla kalmayasın. Ya sen içinde olup Kur'an taşla kalmasın. Dava bütün olsun, Kur'an şartın tutsun. İblis emrin tutmadı, lanet oldu. İlim iblis içindeydi, sen de taşla kal. Bitmesin ya Sabrettin. Devamı bu kağıtlarda rikarım. Bu bizim makara da müşterimizden. Cüretimi affedin. İzninizi almadan Farisi diliyle yazmış olduğunuz bu eserinizi kendi dilimize, Türkçe'ye çevirdim. Çok doğru söyledin ve doğru bir iş yaptın. Ben Horasan'dayken oralarda geçen dil Farsi'ydi. Şimdi ise öz dilimizi, Türkçemizi yaymaya çalışıyorum. Bir tarlaya ekip biçmekle yerleşiyor. Bir ülkede hangi milletin dili konuşuluyorsa, o ülke o dili konuşan milletindir. Bunun yaptığını çok evvel benim yapmam gerekiyor. Bak Karamanoğlu Mehmet Bey ne yaptı? Ferman etti ki, bundan böyle bu ülkedeki meydanlarda, mescitlerde, hanlarda, evlerde Türkçe konuşulacak. Kılıçla fethedilen topraklar, dille, inanışlarla, törelerle yeniden fethedilmezse, o tetikler gül yaprağındaki tüm taneleri gidip götürüyor. Elin dilim ders vermedi kardeşim. Sen benim has halifemsin. Bugün günlerden perşembe. Her şeyin bir vakti, saati var. Benim de hakka yürüme zamanım geldi. Hünkârım, üzüntü gözyaşı ne değiştirir? Ama gene de iyidir. Yürek yangınını serinletir İsmail. Ben göçünce kapıyı ört ve dışarı çık. Çile Dağı tarafını gözle. O yandan bir boz atlı gelecek. Yüzü yeşil nikaplıdır. Karşılayıp alırsın. Atını kapıda bırakıp içeri girmek isteyecek. Buyur edersin. Bana Yasin okuyacak. Ümmü Dağı'ndan kefenimi getirir. O yıkasın beni. Sen
sulunu dökersin. Yardım et ona. Tabutun ceviz ağacından olsun. Beni onunla gömün. Sen de hizmet et. Sofra yay. Himmet et. Cömertlikte bulun. Hazreti Ali'den halk, keramet, erlik istedi. Hazret de kamber, kalk, sofrayı yay buyurdu. Benim her müridim konuk istesin. Konuğa hizmet etsin. Kendi nefsini bilmesin. Öbürlenmesin. Haset etmesin. Oh, biraz Kur'an okumak istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elrahim Rabbi ce'alâden belede âminen ve celubni ve beliyen na'budel esnân. Rabbi'nin